Merhaba, ben Emre. Kanalıma hoş geldin. Umarım iyisindir. Bugün Windows makinelerde bulunan uzak masaüstü bağlantısı uygulamasını nasıl kullanacağımızla ilgili bilgi vereceğim. Ve ne gibi ayarlar yaparsak bu uygulamayı daha efektif olarak kullanabiliriz. Bunlara değineceğiz. Şimdi makinemize oturum açalım. İlk önce yeni temiz kurulmuş bir makinede uzak masaüstü bağlantısına, dışarıdan gelecek uzak masaüstü bağlantılarına kapalı olarak geldiğini bilirim. Uzak masaüstü ayarları diyelim. Bu alana dilerseniz şu taraftan da girebilirsiniz. Dilerseniz kapatayım. Yandaki bildirimler alanına tıkladık. Genişlet diyelim. Tüm ayarlar diyelim. Buradan sistem diyelim. Ve en altta uzak masaüstü ayarlarını görüntüleyebilirsiniz. Ya da başlata tıklayıp direkt uzak masaüstü yazdığınızda ilk seferdeki gibi gelecektir. Hakkında bölümünde bilgisayarımızla ilgili bilgiler yer alır. Uzak masaüstü bölümünde ise bu uygulamaya izin verebileceğiniz ya da ayarlarını yapabileceğiniz alanlar aktif olacak. Şimdi aç dediğimizde güç bağlantılarını burada uzaktan bağlantı yapacaksanız bilgisayarınıza mesela aynı ağdasınızdır ama o bilgisayara ekran bağlamamışsınızdır. Bir ekranınız vardır. O kasaya bağlanırken uykuya geçmemesi için bu uyku ayarlarını aslında açmanız en ideali olacak. Hiç uyumaması için. Gelişmiş ayarlarda bir de evet bu alan işaretli olursa aynı ağda kullanacaksanız bunun işareti kalmasında bir sorun yok. Yalnız dışarıdan modeminiz üzerinden NAT'lama yaparak dış IP ile gelecekseniz bunu kaldırmanızda fayda var. Eğer bunu kaldırmazsanız çünkü bilgisayar aynı ağdan gelmediğinizi anlar ve uzak masaüstü bağlantınıza izin vermeyebilir. Onun için bunu kaldıralım. Yani ileride de sorun çıkartmaması adına. Gördüğünüz gibi burada zaten size söylüyor. Bunu kaldırırsanız uzaktan da bağlantılar yani dış IP'den de dıştan gelecek bağlantıları da aktif edebileceği için bir açık oluşabilir diye sizi uyarıyor. Şimdi buradaki ayarlarımız tamam. Zaten bu kadar. Çok basit. Orayı açık hale getirip NLE'yi de kapattığımızda işlemimiz gerçekleşiyor. Aktifleme işlemimiz. Buradan durum ayrıntılar diyeceğiz. Şimdi buradan IP adresimizi öğrenmemiz önemli. 192.168.31.175'miş Windows bilgisayarımızın IP'si. Şimdi bu sanal bilgisayarıma ana makinemden bağlanayım. Uzak masaüstü uygulamasını açayım. Şimdi bu alana bilgisayarımızın IP'sini girelim. Şimdi bağlan diyorum. Gördüğünüz gibi benden kullanıcı adı ve şifre isteyecek. Yalnız buna direkt bağlan dediğinizde sizin bağlandığınız bilgisayarınızın kullanıcı adıyla bağlanmaya çalışacaktır. Orada diğer deyip karşıdaki bilgisayarın kullanıcı adına erişmeniz lazım. Burada test orta tire w10. Şimdi yazalım test orta tire w10. Şifresi de 1 2 3 4 5'ti. Beni anımsa derseniz daha sonraki bağlantılarda şifre sormayacaktır. Burada size sertifika uyarısı verecek ve uzak bilgisayarın adını gösterecek. Bu alana okey deyip geçebilirsiniz. Yani buradaki adla zaten bu hakkında bölümündeki ad birbirinin aynısı olacaktır. Buradan yani doğru bilgisayara bağlandınız, bağlanmadınız anlayabilirsiniz. Evet deyip devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi sanal makinede oturumu kapattı. Neden? Uzak bağlantıyla ben bağlandığım için. Çünkü aynı kullanıcı iki kez aynı bilgisayarda oturum açamaz.
Gördüğünüz gibi bu kadar basit bir şekilde Windows üzerinden başka bir Windows makineye uzak masaüstü uygulamasını kullanarak bağlanabilirsiniz. Windows'un sunduğu çok güzel ve basit bir uygulama. Birçok işlemde hayat kurtaracak nitelikte. O şekilde belirtebilirim. Uzaktan bağlantıyı sağlayabileceğiniz, dış uzaktan bağlantıyı sağlayabileceğiniz birçok uygulama var. Bildiğiniz gibi TeamViewer, Endesk vesaire. Onları da eğer aynı ağda değilseniz bilgisayar üzerine kurup kullanım gerçekleştirebilirsiniz. Belki ilerleyen zamanda onlarla ilgili de videolar çekeriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.